750 öğrencisi olan bir okuldaki öğrencilerin %15'inin geçtiğimiz ay aşırı stres altında oldukları varsayılıyormuş. Evet. Bir lise gazetesi bu rakamları bilmeden ve kesin sonuçları merak ederek 160 öğrenciden oluşan rastgele bir örneklem seçip onlara geçtiğimiz ay aşırı stres altında olup olmadıkları sorusunu sormuş. Örneklemdeki öğrencilerin %10'u bu soruya evet cevabını vermiş. Evet böyle diyorlar ve gerçek oranın %15 olduğunu varsayarsak ki bunun böyle olduğunu da biliyoruz. Bakın soruda 1750 öğrencisi olan bir okuldaki öğrencilerin %15 nin geçtiğimiz ay aşırı stres altında oldukları varsayılıyor demişler. Evet gerçek oran bu. Bunu hemen not edelim. Gerçek popülasyon oranı %15. Peki devam edelim. Örneklemdeki öğrencilerin %10'undan fazlasının aşırı stres altında olduğunu bildirmiş olma olasılığı nedir diye sormuşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruya benden önce kendi kendinize cevap vermeye çalışın. Burada da seçenekler var. Ekranı biraz aşağıya kaydırayım ki hepsini görebilin. Peki bu soruyu örneklem oranının örnekleme dağılımı üzerine düşünerek yanıtlayacağız. Bunun için de bu dağılımın yaklaşık olarak normal olup olmadığına bakmamız lazım. Eğer normalse ortalama ve standart sapmasını kullanarak sordukları oranı tahmin etmek için aynı ortalama ve standart sapmaya sahip olan bir dağılım oluşturabiliriz o halde. Hadi başlayalım. Bunun normal olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? yapmamız gereken şey hem örneklem boyutu çarpı popülasyon oranının hem de örneklem boyutu çarpı 1 eksi popülasyon oranının %10'dan büyük ya da eşit olduğuna bakmak. Peki Elimizdeki örneklem için bunların ikisi de eğer doğru ise örneklem oranının örnekleme dağılımının yaklaşık olarak normal olduğunu kabul edebileceğiz. Şimdi soruda lise gazetesinin 160 öğrenciden oluşan bir örneklem aldığı söyleniyor. Kısacası örneklem boyutumuz 160 kişi. Evet, 160 çarpı gerçek popülasyon oranı yani 0,15'ti öyle değil mi? Bunun %10'dan büyük ya da eşit olması lazım. Bakalım, 16. 6 artı 8, 24 eder. Evet, 24 ondan büyük ya da eşittir. Şimdi örneklem boyutunu 1'de 1 de 1 eksi 0,15 ile çarpmamız lazım. 1 eksi 0,15 0,85 eder. Evet bu eğer ondan büyükse bunun da ondan büyük olacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? Yine de bunun sonucu 160 eksi 24 yani 136 olacak. Bu da doğru 136 ondan büyük ya da eşittir. Bu da örneklem oranının örnekleme dağılımının yaklaşık olarak normal olduğu anlamına gelir. Peki, örnekleme dağılımının ortalaması ve standart sapması nedir? Ortalama, popülasyon oranına eşit olacak. Bunu daha önceki videolardan hatırlıyor olmalısınız. 0,15 olarak not ediyorum. Standart sapma ise, e, örnekleme dağılımının standart sapması, karekök içinde, evet, p çarpı 1 eksi p bölü n'ye eşitti, öyle değil mi? Bu da bir bakalım. Karekök içinde 0,15 çarpı 0,85 bölü 160'a eşittir. Hesap makinemizi alalım ve 0,15 çarpı 0,85 bölü 160'ın parantezini de kapayalım. Evet, bunun karekökünü alacağız. Yaklaşık olarak 0,028. Binde birler basamağına kadar inmek istiyorum. Hemen yazalım. Yaklaşık olarak 0,028. Bu az önce de söylediğimiz gibi yaklaşık olarak normal bir dağılım olduğundan klasik çan eğrimizi çizebiliriz. Aynen bu şekilde. Ortalaması 0,15. Evet, örnekleme dağılımının ortalaması 0,15 olacak. Bu arada bunun popülasyon oranına eşit olduğunu da biliyoruz. Standart sapmanında yaklaşık olarak 0,028'e eşit olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Bizden gerçek oranın yüzde 15 olduğunu varsayarak örneklemdeki öğrencilerin yüzde 10'undan fazlasının aşırı stres altında olduğunu bildirmiş olma olasılığını bulmamızı istiyorlardı. Şimdi 10'u bu şekilde işaretleyelim. 160 kişilik bir örneklemden elde ettiğimiz oranlardan birinin ki buna örneklem oranı diyebiliriz. Bu oranın yüzde 10'dan büyük olması evet tam olarak bu alana denk gelir. Evet, burası örneklem oranının %10'dan büyük olmasının olasılığını verir. %10'u da 0,10 olarak yazalım. Olasılığın neye eşit olduğunu hesaplamak için tekrar hesap makinesi kullanmamız gerekecek. Bu defa dağılım menüsünü kullanacağız. Buradan normal kümülatif dağılım fonksiyonunu seçeceğim ve hemen enter'a basalım. Şimdi alt sınırımız nedir? %10 yani 0, 1. Üst sınır ise örneklem oranının örnekleme dağılımı için elde edebileceğimiz en büyük oran 1 olduğundan bunu da 1 olarak yazıyorum. Ortalamamız 0,15'ti ve standart sapma da yaklaşık olarak 0,028'di. Tekrar Enter'a basalım. Bu arada eğer ileri seviye istatistik sınavındaysanız, not verecek olanlara bu fonksiyona hangi değerleri verdiğinizi de açıklamanız gerekir. Evet, Enter'a basalım. Yaklaşık olarak %96'ymış. Seçeneklere baktığımızda da doğru olanın bu olduğunu görüyoruz ama az önce de dediğim gibi eğer ileri seviye istatistik sınavındaysanız buraya normal cdf'yi kullandığınızı alt sınırın 0,1 üst sınırın 1 ortalamanın 0,15 ve standart sapmanın da 0,028 olduğunu not etmelisiniz bu sayede sınavınızı kontrol edecek olanlar ne yaptığınızı daha iyi anlarlar